Şimdi yüksek. Bize yüksek. Aslında benim için üzücü bir durum oldu. Yani ne kadar gururlansam da yine de üzücü bir durumdu. Çünkü ben 2 senedir dünya şampiyonuyum ve Avrupa şampiyonuyum. Bu birinciliklerden sonra ikinci olmak benim için üzücüydü aslında. Çünkü yaklaşık turnuvadan 2 ay kadar önce çapraz bağımda bir sakatlık yaşadım. Bu çoğu sporcunun sporu bırakmasına sebep olan bir sakatlık. Ama ben sadece 20 gün çalışarak orada bütün rakiplerime Türk'ün gücünü gösterdim bence. Ve bence şampiyonluğu hak ediyordum. Ama ikincilik oldu. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yakında yine 2023 Riyad Combat Games var. Oraya katılacağım. Orası için kota kazandım. Bu Avrupa oyunları da kotayla katıldığımız bir yarışmaydı. Sadece 8 kişinin katılabildiği bir yarışma ve dünyanın ve Avrupa'nın en iyi sporcuları gelebiliyor buraya. Şimdi katılacağımız Riyad Combat Games de aynı şekilde dünyanın en iyi sporcularının katılacağı bir yarışma. Daha sonrasında Portekiz'de kickbox şampiyonası var, dünya şampiyonası var. Orası için yarışacağım. Önümde 2 tane daha önemli turnuvam var. Hedefim bu 2 turnuvada da elimden geldiğince en iyi şekilde mücadele edip bayrağımızı birincilik kürsüsünde dalgalandırmak. Tabii ki ilk hedefimiz bu. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağız. Ona göre kendimi geliştirmek adına çalışmalara devam edeceğim. Elimden geleni yapacağım. Döndürsek. Evet, middle. Karaciğer middle. Kendi gücümüzle bir şekilde toparlandık. İkinciliği elde ettik. Hakkımız birincilikti. Bizim gönlümüzdeki olan birincilikti ama sağlık olsun. Önümüzdeki diğer 2 maçta, bu sene içindeki 2 maçta şampiyonluğu ülkemize getireceğiz inşallah. Sakatlık olmasaydı maç sayıyla bile bitmeyebilirdi yani. Çünkü biz çok iyi hazırdık. Sakatlık öncesine kadar çok hazır bir dönemdeydik yani. Zaten namağlup ilerleyen bir dönemdeydik. Hem motivasyon olarak hem de fiziksel olarak hazırdık yani. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmüyordum yani ben, sakatlık olmasaydı eğer.